Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzük Sorular kanalının güzel yüzük öğrencileri hepiniz kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Zihinden çarpma dersimiz az sonra başlayacak. Hemen bir hatırlatma yapalım. Kanalımızda bu konuyla ilgili bol miktarda soru çözüm videosu, konu anlatım videosu bulunmakta. Lütfen konuyu daha iyi öğrenebilmek ve pekiştirebilmek için hazırlamış olduğumuz videoların tamamını tekrar tekrar dinlemeyi unutmayın. Hemen kağıt kalemleri hazırlayalım ve dersimiz başlasın. Bir hatırlatma yapalım size ufacık diyelim ki arkadaşlar eğer soru bankaları konu anlatım kitapları ve hikaye kitapları elde etmek istiyorsanız Damla Yayın Evi'nin internet sitesini ziyaret edebilir. Yapacağınız alışverişlerde indirim kodu kısmına yüzük sorular yazarak %20 indirimden de faydalanabilirsiniz. Eğer isterseniz dedikten sonra hemen zihinden çarpmanın detaylarını bir anlatalım. Daha önceki videolarımızda da zaten detaylı bir şekilde sizlere bahsettik. Hatırlarsanız bir sayıyı kısa yoldan 10, 100 ve 1000 ile çarpma ile ilgili detaylı sorular çözdük. Şimdi bir kez daha üzerinden geçerek diyoruz ki bir sayıyı 10 ile zihinden çarparken sadece sayıyı 1 ile çarptıktan sonra yani bu sayıyı doğrudan 1 ile çarptıktan sonra biliyorsunuz ki kendiniz, kendisini elde edeceğiz çünkü sayıların 1 ile çarpımı çarpma işleminin etkisiz elemanı ile çarpımı sonucu kendisini verecek hemen sağa bir tane 0 ekleyerek çarpmayı tamamlarsınız 7 kere 1 7 yanına hop 1 0 demek ki cevap 70 51'i 1 ile çarptık Doğrudan 51. Bir sıfırı sağına taşıdık. Cevabımız 510. 104'ü 1 ile çarptık. Doğrudan 104 ve 1 sıfırı sağına taşıdık. Cevabımız 1040 diyerek de 10 ile çarpmayı hızlıca gösterdik. Peki öğretmenim 100 ile çarpmak istersek kısa yoldan ne yaparız? O zaman da sayı 100 ile zihinden çarparken hemen sağını sayının sağına 2 tane sıfır yazarız. Evet 2 tane bu defa burada bir tane yazıyorduk burada 2 tane yazıyoruz bakalım 7 kere 1 7 bu defa yanındaki 2 sıfırı al sağ tarafa cevabın 700 51'i 1 ile çarptın 51 2 sıfırı taşıdın sağına 51 Yanına 2 sıfır dolayısıyla cevap 5100. 104'ü 1 ile çarptığımız zaman demiştik ki cevap 104. Şimdi burada 2 tane sıfırı sağına taşırsak cevabımız 10400 olarak çıkacak karşımıza çok kolay bir şekilde. Son aşamada eğer sayıyı kısa yoldan 1000 ile çarpmak istersek bu defada sayımızın sağına 3 tane sıfır yazarız pratik bir şekilde. Hemen bakalım mı? 7 kere 1 7 demiştik. Yanına tam tamına 3 tane sıfırı taşıdık. Cevap 7000. 51'i 1 ile çarptık 51. Yanına 3 tane sıfır taşıdık. 51000. Devamında 104'ü 1 ile taşı çarptık. 104. Yanına 3 tane sıfırı taşıdık. Cevabımız 104 bin diyerek de 4-5-6 basamaklı sayıları da şöyle hızlıca bir tekrar edercesine ne yapmış olduk çarpımlarını tamamlamış olduk diyorum. Evet. Hemen bir hatırlatmayla daha kaldığımız yerden devam edelim o zaman ve diyelim ki sizlere ifadelerin başına doğru ise de yanlış ise y yazmamızı istiyorsa birlikte okuyalım. Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmanın kuralı neydi? Sayımız her ne ise onu 10 ile çarpıp eğer 2'ye bölersek 5 ile çarpmış gibi olacağız. Neden? 10'un 2 katı 5. Dolayısıyla biz 10 ile çarparsak aslında 2 katı ile çarptığımız için tekrar 2'ye bölerek bu sağlamayı elde ediyoruz. Demek ki burada verilen bilgi Doğru diyoruz. İki basamaklı bir sayıyı eğer mesela 12 yüzde çarparsak ne yapacağız? 12'yi olduğu gibi yazıp yanına 2 sıfır yani tam tamına 3 değil 4 basamaklı bir sayı elde edeceğiz diyerek yanlışı düzelttik. 42'yi 500'e çarpmak istiyorsak bir sayıyı kısa yoldan 500'e çarpmak için 500'ün 2 katı olan 1000 ile çarparız. Sonra 2 katı ile çarptığımız için tekrar 2'ye böleriz şeklinde verilen çözüm doğrudur. İsterseniz sağlamasını yapalım. Bakın 5 kere 2 10'un 0'ı elde var. 1. 5 kere 4 21 elde 21. 210 yanına kaç tane sıfır gelecek? Hop 1 2. Yani 21 bin kontrol ediyorum. 42 çarptığım zaman 42 bin bulurum. Ve bunu da 2'ye böldüğümde 4 2 2 kere 2'de 1 1 kere yanına da geldiği zaman 3 0. İşte burada 21 bin. İşte burada da 21 bin. Demek ki doğruymuş. Bu kadar uzun işlem yapmak yerine çarpı 1000 bölü 2 yapmak çok daha pratik oldu. 20 çarpı 7 çarpı 30 işleminin sonucu çarpma işleminin arkadaşlar değişme özelliği var. İsterseniz önce burayı sonra bununla isterseniz önce bunları sonra bununla isterseniz doğrudan hepsini birbiriyle çarpacak şekilde 7 kere 2 14 yanına bir tane 0 çarpı 30 14 çarpı 3 3 kere 4 12 elde 1 3 kere 1 3 1 elde 4 yanına bu defa 1 buradan 1 buradan hop hop 2 tane 0 gelmesi gerekiyor ama 420 demiş maalesef doğru değil neden çünkü bakın 7 kere 2 14 zaten şurası 140 420 olabilmesi için şunun 30 değil 3 olması gerekiyordu bir tane 0 eksik olduğu için bizimle değilsin diyoruz ve doğru cevabı sizlere vermiş oluyoruz umarım açıklayıcı olmuştur Evet. O halde hemen bir diğer soruyla devam edelim yine kaldığımız yerden. Yandaki ekranlar elektroniktir dedi soru bize. Öğrenciler sırasıyla butona bastıklarında ekranda farklı sayı çiftleri geliyor. Mesela 87 geliyor, 5 geliyor, basıyor tekrar iki sayı daha geliyor vesaire. Seda butona bastığında 87 ve 5, Emre bastığında 78 ve 50 Osman bastığında 42 ve 25 şu sayıların altlarını çizmek istiyorum. Muhtemelen bunlarla bir işlem yaptıracak bana sorunun devamında. Sonra da Merve bastığında 65 ve 20 sayıları geliyor dedi. Son olarak öğretmen butona basıyor. Her iki ekranda da cross ya da çarpı işareti beliriyor. Çocuklar kolay yoldan Çarpma yapacaksınız diyor. Süper. O zaman bakalım. Seda'ya gelen sayılar 87 ve 5'ti. Demek ki Seda 87 ve 5'i kolay yoldan çarpacak. Bir sayı 5 ile kolay yoldan çarpmanın yolu neydi? 87'yi önce 10 çarpmak. Çıkan sonucu da 2'ye bölmekti. Bakalım. Ben 87'yi 10 ile çarptım. 2'ye böldüm. Süper. Bakalım o zaman. 870'i 2'ye bölecek. 8'de 2 4 kere 7'de 3 kere 10'da 5 kere 435 bulduğumuz sayının birler basamağında 0 sayısı vardır diyor ama yok evet bakalım şimdi şu anda göremedik değil mi bulduğumuz sayının birler basamağında sıfır yok sen bir dur bakalım sevgili Seda şimdi son kısmı hatalı gibi görünüyor ben 78'i 10 ile çarptım 2'ye böldüm bakalım neydi 78 çarpı 50 hayır 78'i hemen 100 ile çarpacaktı 7800 bulduktan sonra 2'ye bölecekti çünkü 50 ile kısa yoldan çarpmanın yolu 100 ile çarpıp 2'ye bölmek 7'de 2 3 kere var 3 kere 2 6 18'de 9 kere var yanına 2 0 3900 bulduğum sayının birler basamağında 0 evet var birler basamağında sıfır ama onla değil yüzle çarpması gerekiyor Emre'nin buradaki işlemi zaten tamamen hatalı ben 42'yi yüzle çarptım diyor kim Osman Osman'ın sayıları neydi 42 ve 25 42 20 eğer yüzle çarparsa tamam 25 kısa yoldan çarpmanın yolu çarpı 100 bölü 4 olmalı kontrol ediyorum 42'yi 100 ile çarptım. Evet o zaman 4200 bulur. Sonra da 4'e böldüm diyor. Aferin. 4'te 4 bir kere. 20 hemen bakıyorum. 2'de 4 yok. 20'de 4 5 kere olacak. O zaman şurası şöyle 0 ve 5 olsun. Bir de 0'ı taşıdım yanına 1050. Sonucun birler basamağında 0 var diyor. Aferin Osman'ın işlemi tamamen doğru. Merve'ye bakıyorum şimdi 65'i 20 ile çarpmak istiyor. Ne yapsın da oradan 65'i 2 ile çarpsın. 130. Yanına da bir tane 0 ilave etsin. 1300 sonucunu bulsun ve sayının sağına bir tane sıfır ekleyerek işlemi tamamlasın. Şimdi hepsi doğru. Fakat Seda ile Emre'nin birer adımında hata var. Bulduğum sayının birler basamağında sıfır sayısı demişti. Var demişti Seda ama yok ama yok dediğimiz için soruya tekrar bakalım. Buna göre hangi öğrencinin işlemi hatalıdır diyor. Şimdi biz özellikle işlemin hatalı olanını bulalım beraber. İşlemin hatalı olanı zaten Emre'nin. Çünkü Emre 78'i 10 değil 100 ile çarpması gerekiyordu. Dolayısıyla zaten Emre işlemde hata yaptı. Cevabımız Emre olacak ama şurada da bir hata olmuş arkadaşlar. Biz birlikte düzeltelim. Ben 87'yi 10 ile çarptım diyor. Doğru. 2'ye böldüm diyor. Doğru. Yani Seda işlemi doğru yaptı. Bulduğum sayının birler basamağında 0 kurs sayısı vardır diyor ya biz bunu yoktur diyelim çünkü muhtemelen bu 87'yi buradaki sayılar gibi düşündü ama değil. Gördüğünüz gibi 87'nin birler basamağında 7 var ve 5 ile çarpıldığında birler basamağına yine 5 geliyor. 35'in 5'i geliyor. Dolayısıyla birler basamağında 0 sayısı yoktur diyerek düzeltelim burayı. İşlemin doğru olduğu, sadece son kısmında yorumda hata olduğu için sedai değil, işlemin tamamının yanlış olduğu için emri cevap olarak kabul ederek sorudaki hatayı da gidermeye çalışalım. diye. Yorum. evet Hemen konu anlatımımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım şimdi burada diyor ki bize çarpma işleminin sonucunu tahmin edelim beraber. Tahmin için biliyorsunuz ki hepimizin yuvarlama kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizler iki basamaklı olan sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak buradaki tahmin işlemini gayet doğru bir şekilde yapabiliriz. Böylece tahmini sonuçla gerçek sonuç arasındaki de farkı kolaylıkla hesaplayabiliriz. Mesela iki basamaklı sayımız burada 27. 27'nin en yakın onluğu ne yapıyorduk? Onlar basamağına nokta birler basamağına puanı 5 ile karşılaştırdık. 7 5'ten büyük bir sonraki onluk 30. Dolayısıyla bizim tahmini sonucumuz 30 çarpı 3'ten 3 kere 3 9 yanına 1 0 90 olacak. Peki ya gerçek sonuç? 3 kere 7 21 elimizde var. 2 3 kere 2 6 2 elde 8 81. Dolayısıyla bakın arkadaşlar tahmini sonuç ile 80 gerçek sonuç olan 81 arasındaki fark sadece 9 olarak çıkacak karşımıza. O zaman hemen diğerlerini yine aynı yukarıdaki gibi yuvarlamaya dikkat ederek iki basamaklı sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak yapmaya bakalım. Hemen ilk sayılarımız bakın görüyorsunuz 42 ile 7 verilmiş burada. Başlayalım hemen. Ne yapacağız? 42'nin en yakın onluğu için isterseniz şöyle diyelim. En yakın onluğu 40 çarpı 7 7 kere 4 28 yanına 0 280 bu tahmini sonucumuz oldu değil mi hemen devamında 7 kere 2 3 basamaklı bir sayı 14'ün 4'ü elde var 1 4 kere 7 28 1 elde 29 değil mi 294 dolayısıyla bu gerçek sonucumuz 280 tahmini sonucumuz 14 sayı arada fark oluyor diyebilirim. Hemen sonrasında 65'i 4 ile çarpmak için 65'in en yakın onluğu 70'tir. Çünkü birler basamağında 5 varsa bir sonraki onluğa yuvarlanıyor biliyorsunuz ki onluğa yuvarlamalarda. Eğer 70'i 4 ile çarpmak istersek 7'yi 4 ile çarparız. 28 yanına bir 0 yeterli olacak. Bu bizim için tahmini sonucak ama tahmini sonucak olacak ama bir şey dikkat etmeniz lazım. Bakın 5 fazlasını aldığım için 5 kere 4 20 fazlası çıkacak esasında. Bakalım gerçek sonuç nasıl olacak? 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere 6 24 2 elde bakın 26 görüyor musunuz arkadaşlar 20 zaten bunu da az önce sizlere söylemiştim neden çünkü hepiniz artış miktarını gördüğünüz zaman arada arttırdığınız kadar çarpı ikinci çarpan ya da azalttığınız kadar ikinci çarpan. Bakın burada da mesela tahmini için o 2 azalttık. Yani en yakın 10'u 2 eksiği oldu birinci çarpanın. 2 çarpı 7'den bakın 14 fark oldu burada. Peki ya burada 5 arttırdık 5 kere 4 bakın 20 fark oldu. Mesela şurada 30 yaparak 3 arttırdık. 3 kere 3 bakın 9 oldu. Dolayısıyla sizler de tahmini sonuçla gerçek sonuç arasındaki farkı hesaplayarak ya da kısaca şu olsaydı böyle olurdu şu kadar fazlası o halde bu kadar fazlası şeklinde yorumlar yapabilirsiniz yani çok teknik bir şekilde ilerledikçe öğreneceksiniz bunları evet Hemen diğer soruyla yine devam edelim kaldığımız yerden. Bakalım aşağıdaki problemlerin sonuçlarını önce tahmin edin sonra gerçek sonucu bulun dedi soru bize. Bir fırıncı her gün 85 tane ekmek satıyor. Fırıncı bir haftada toplam kaç ekmek satıyor? Şimdi tahmini sonuç ne yapacağız? 85'in en yakın onluğu 90 olacak. Bir hafta dediği için 7 gün. 7 ile çarpacağız. 7 kere 9 63 olacak. Yanına bir 0 630 tahmini sonucumuz. Peki ya gerçek sonucumuz? Bakın 5 tane arttırdım. Birinci çarpanı 5 kere 7 35 fark. Yani 595 olmasını bekliyorum. Bakalım. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 8 56 3 elde 59 bakın 595 oldu gerçekten de 630 ile 595 arasında sadece 7 kere 5 kadar yani 35 kadar fark olur diyerek de sorunun çözümünü tamamlamış olduk hemen devamında bu arada sorunun doğru yanı da haftada toplam kaç ekmek satar için cevabımız tabii ki 595 olacak onu da söyleyelim yani gerçek sonucumuz cevabımız olacak Aylık 92 lira taksitle alınan bir ütü. Her ay 92 lira ödüyoruz. Birinci ay 92, ikinci ay 92. Böyle böyle tam 8 ay boyunca ödeme yapıyoruz. Önce tahmini sonucu bulalım. Tahmini sonuç için 92'nin en yakın onluğu 90'dır diyelim. 8 aylık 7, 9 kere 8 72 yanına 0 bu bizim tahmini sonucumuz oldu. 720 şimdi ben ne yapmış oldum bunu? 2 tane azalttım birinci çarpanı. 2 kere 8 16 16 azalmış olması lazım. Dolayısıyla üzerine 16 ekleyelim. 736 bulmam lazım gerçek fiyatını. Bakalım. 92'yi 8 ile çarpacağım. 8 kere 2 16 elde 1. 9 kere 8 72 1 elde 73. Evet bakınız gerçekten de tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasında sadece 2 kere 8 yani 16 kadar fark vardır. Bu durumda ütünün fiyatını soran sorunun son kısmı için 736 lira dememiz yeterli olacaktır. Mükemmel bir şekilde soru çözümlerimize olduğu gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Harika gidiyor. Hemen problem çözme aşamalarını görelim birlikte. Bir kere daha hatırlayalım. Eğer bizler bir problem çözmek istiyorsak ne yapacağız? Evvela problemin iki bölümden oluştuğunu unutmadan bilgi bölümünü ve soru bölümünü dikkatli bir şekilde okuyacağız. Bu bilgileri okuduktan sonra bilgi bölümünde bizlere hangi bilgilerin verildiğini toplayacağız. Önce bir elde edeceğiz neler var onları tek tek bir toplayacağız. Sonra da bizden ne istendiğine bakacağız. Elimizdekilerle istenenleri karşılaştırdığımız zaman aradaki farklar için ya da olması gereken sonuçlar için yapılması gereken şey artık işlem hatası yapmadan sonuca doğru yürümek olacak. Hemen bir problemle bakalım. Rakamları birbirinden farklı ve 3 basamaklı. En küçük o zaman 1 ile başla. Neden 0 değil öğretmenim? 0'ı en sola yazarsam basamak sayım 2'ye düşer de o yüzden 0'ın solda bir hükmü yok. Sağ tarafa geldikçe madem onla, yüzler basamağına yazamadım o zaman onlar basamağına 0 yazabilirim. Peki 1 yazarsam en küçük ama rakamları farklı olmaz. Bu defa birler basamağı yüzler basamağı aynı olmasın diye buraya en küçük diğer sayı yazıyorum. 102. Bu sayının 21 katının katı demek çarpma demek. 1045 eksiği eksiği demek çıkarma demek o halde yapmamız gereken işlem şu 102'yi hemen birlikte 21 ile çarpalım çarpmada basamaklara dikkat edelim 1 kere 2 2 1 kere 0 1 kere 1 2 kere 2 4 2 kere 0 2 kere 1 2 toplayalım birlikte 2 burada 4 burada 1 burada 2 burada yani 2142 katı dedikten sonra hemen devamında ne yapacağız şimdi birlikte 2142'nin 1045 eksiği dediği için buradaki çıkarma işlemiyle devam edeceğiz. 2'den 5 çıkmaz gittik komşuya kaldı 3 oldu burası 12. 12'den 5 çıktı 7 kaldı. 3'ten 4 çıkmaz gittik komşuya kaldı 0 oldu burası 13. 13'ten 4 çıktı 9 kaldı. 0 indi 2'den 1 çıktı 1 kaldı ve böylece de 1097 sonucunu bularak sorunun çözümünü Harika bir şekilde hiç de zorlanmadan tamamlamış oluyoruz sevgili yüzük öğrenciler. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Artık son sorumuzla beraber yavaş yavaş bizlere ayrılan sürenin sonuna geleceğiz. Bakalım. Manav Mehmet amca 5 kasa portakal alıyor ve toptancıya 675 lira ödüyor. 5 kasanın tamamına bu parayı ödüyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tamamına 675 lira ödedi. Her kasada 25 kilo portakal var. 25 burada, 25 burada, 25 burada ve burada ve de burada. 5 kasa 25'er kilodan portakal var ve kilosunu 750 kuruştan satıyor. Şimdi öncelikle tamamını ne kadara aldığını bulduk 675 zaten onu soru vermişti bilgileri topluyoruz dedik ki problem çözme aşamalarında Şimdi sonrasında devam etti. Dedi ki her kasada 25 kilo var. Kilosunu 750 kuruştan satacak. Peki kaç kasa var burada? 5 kasa. Yani 25 çarpı 5. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 2 12 elde 12. 125 kilo portakalı var. 125 kilo portakalın kilosunu 750 kuruştan satıyorsa bizler 125 çarpı 750 yaparak ne kadardan satacağını bulacağız öncelikle. Nereye yapalım bu işlemi şöyle Geniş güzel bir yer varsa ya da başka bir kağıdın arkasına da yapabiliriz. Hemen şu kağıdı alalım isterseniz. Şöyle şuraya yapalım. Evet, ee, isterseniz şöyle yapalım. 125'i 75'e çarpalım. Yanına bir tane sıfır koyarız. 5 kere 5 25, elde 2 var. 5 kere 2 10, 2, 12 elde 1 var. 5 kere 1 5 bir elde 6 var. 7 kere 5 35 basamağa dikkat ettim. Elde 3 var. 7 kere 2 14 3 elde 17 yine elde 1 oldu. 7 kere 1 7 bir elde 8 oldu. Topladım 5 burada 7 burada. 13'ün 3'ü elde 1 buraya verdim. Bir de 0'ı yanına atıyorum. 93.750 hemen buraya yazayım. 93.750 kuruş. Şimdi 100 kuruş 1 lira bunu da bir hatırlatalım. Dolayısıyla buradan bir sıfır silip bir virgül sağa kaydırdığımızda ondalık kesilir. Çok yakında öğreneceksiniz. 937 lira 50 kuruş diyerek de ee ne yapacağız? Kazandığı toplam parayı bulacağız. Şimdi bunu neden hesapladık? Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar kar ile ya da zarar ile işlem yapacağımız zaman her zaman yapmamız gereken şey satış ile aradaki farkı bulmak. Yani 675 liraya aldı. 937 buçuk liraya sattı. Satış ve alış arasındaki fark bize burada karı verdi. Neden? Çünkü satış miktarı daha fazla. O halde Manav Mehmet amcanın alışverişiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyoruz. Birincisi Manav Mehmet amca hayır zarar etmedi. Çünkü tamamını 675 aldı tamamını 937 a sattı. Dolayısıyla zarar değil kar elde etti. Birinci seçeneğin olduğu şıkları sildik. Satıştan kazandığı para ne kadardır? 937,5 lira toptancıya verdiği parayı çıkarırsa yani 675 lirayı çıkarırsa ne kadar kar ettiğini bulur kesinlikle doğru zaten kar satış ile alış arasındaki farkı veriyor aradaki miktar karımız oluyor satıştan kazandığı para Mehmet amcanın net karıdır hayır satıştan kazandığı para satış fiyatıdır alışı çıkartırsak eğer yani şöyle düşünelim satış eksi alış eşittir kar diyeceğiz. Dolayısıyla Mehmet amcanın net kârı satıştan kazandığı para değil. O zaman 0 lira alması lazımdı. Satıcıya verdiği para yani 675 lira ile satıştan elde ettiği para yani 937,5 lira eşit değil. Gördüğünüz gibi satıştan elde ettiği daha fazla. Bu durumda kar ve zarardan söz edilemez diyen bilgi de yanlış. Cevabımız yalnız 2. A seçeneği olacak şekilde bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz sevgili yüzük öğrenciler. O halde bizleri yine mesajlarıyla, ile, ile ve destekleriyle her zaman e, mutlu eden, bizleri yanlarımızda yan, yanımızda olduklarını hissettiren sevgili Cenk yakın İlköğretim Okulu öğrencileri merhabalar, sevgiler, selamlar. Esen Yurt İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler olsun diyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.